Şimdi e, yaza formuna girebilmek ve detoks yapabilmek için yani biriktirdik bir sürü ekmek tarifleri yaptık, pizzalar yaptık evde başka başka börekler, çörekler bunların oluşturduğu bazı şeylerden kurtulmak istersek ve e, aynı zamanda da iştahımız da biraz kesilsin, daha az yemek yiyelim dersek özellikle akasya sirkesi e, su, spirulina antasyonin ve kolojenin oluşan bir terkip hazırlamamız lazım. E, bu sirkelerde Hemen oraya gelmişken mesela mor salkım sirkesi sir yaptılar değil mi? mor Yaptım alkım. ben Şerbeti de yaptım. yaptım? Herkes yaptı. yaptı. Şerbeti de yapılabilir ama mor salkımda dikkat edilmesi gereken bir husus var. E, bu bahçelerin girişlerindeki iri taneli İngiliz tipi dediğimiz mor salkım bazen e, gaz ve şişkinlikler yapabilir. Bunun yerine yabani mor salkımlar var bizim eskiden beri Anadolu'da bildiğimiz iki cinsden. Yerli yani olanı kocaman ağacı gibi olanı evet, onu mu demek evet. istiyorsun. Biraz daha ağacımsı yapıda böyle sarmaşık yapıdan ziyade ağacımsı yapıda ah, olanı. Güzel bilgi bu. Kullanmakta <laughs> fayda var. Ötekinde en fazla şişkinlik yapar. Peki bu sirkeler hani genelde böyle bu e, sizinki neydi? Akasya sirkesi. Akasya sirkesiydi. E, bir tokluk hissi mi yaratıyor? Evet, iştah keserek tokluk hissi yaratıyor. E, kan değerlerinde bir e, şeker düzeyinde bir gerileme yapıyor. Kolesterolde bir dengeleyici, karaciğer enzimlerinde bir dengeleyici yaparak. kimse var mı? Şunlar yok herhangi bir şey yok. Olsa ben hemen söyleyeceğim. Peki. Alerji etkende de dediğim gibi havuç yağında bile tohumun yağı çok fazla alerjen bir etki göstermemiş bugüne kadar. Akasya sirkesine kimsenin alerjisi olmaz. Ancak biraz sonra yapacağımız tarifte kereviz tohumuna ve üzerliğe ısırgana olabilir ancak. Evet. Onu belirtiriz. Tamam. Burada 3 yemek kaşığı akasya sirkesini ben 1 litre suyumuza ekliyorum. 2, 3. Burada çok kıymetli 3 tane ürün var. Bunlardan bir tanesi hidrolize edilmiş ya da peptitize edilmiş kolajen. Kolajen peptit. Bu kolajen peptitin içerisinde de insan vücuduna bağırsağından eklem sağlığına, kemik erimesinden cilt güzelliğine, saç dökülmesine kadar faydalı olan tip 1, 2, 3, 5 ve 10 kolajenler var. Bunlar da küçük baş hayvanlardan ve kanatlılardan elde ediliyor. Günlük kolajen ihtiyacınızı da karşılayacak miktarda bir ölçü. Ben buraya bir gün içerisinde içeceğinizi hesap ederek kaç tane? 6 kaşık koyuyorum silme olarak. Onu bir gün mi tüketelim diyorsunuz? Ee, bu detoks sırasında bir hafta içerisinde Normal dozajın iki katı kadar öneriyorum. Yani normalde 45 yaşlarına gelmiş bir insanın e, yaklaşık 14 gram kolajene ihtiyacı vardır, kolajen peptide ihtiyacı vardır. Detoks süresi içerisinde biraz e, kolajen bakımından güçlenirken, bağırsakları güçlendirirken kuvvete de e, bir kimseniz itirazı olmaz. Şimdilerde kolajen de kolajen deniyor. Hem cilt güzelliğine hem ek kemik, e, kemik erimesine, erimesine daha, e, bağırsak, güçlü, sağlığına, bağırsak, bağırsak, bağırsak sağlığına, geçirgen bağırsak sağlığı için. Evet, e, gerçekten iyi bir şey. Şimdi e, aynı zamanda spirulina dediğimiz mavi yeşil tatlı su algleri, yani yosunları var. Bunun en büyük nimet oluşu ve özelliği ise hayvanlardan almadan veganların bile kullanabileceği kalitede dünyanın en yüksek B12'sini içermesi. Aynı zamanda magnezyum ve çinko da içerdiği için ve Türkiye topraklarında da bu ikisi çinko ve magnezyum az olduğu için mucizevi bir üründür. Koyalım. Biz bundan e, yine aynı şekilde 3 kaşık koyduk. Antosiyonun tüm kırmızı meyve ve sebzelerin. 1 kilogramından yaklaşık olarak 10 gram çıkarılabilecek olan bir öz. Yani aslında tozu değil. Meyve suyunu elde ettikten sonra içerisindeki tüm katı maddeyi aldığımızda kırmızı meyvelerin ve kırmızı sebzelerin yani 10 kilogram meyveden 1 kilogram kuru toz elde ediyoruz. 1 kilogram tozdan da yaklaşık 100 gram antosiyonin yani özün özünü elde ediyoruz. Bu da antioksidan ve antikanserojen bir malzeme olarak tıp literatürüne girmiş bir malzeme. Bunları kullandıktan sonra karıştırıyoruz. Yaklaşık olarak bir saat kadar oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra gün içerisinde bölerek kullanıyoruz. Evet. Çok güzel oldu. Eriyor değil mi güzel içinde? Aynen. Ne kadar dursun bu? Bir saat kadar sonra e, tamamen hazır hale gelmiş olacak. Vay. Şu bizim Akasya'ya bak. E, çok hangi tam hangi mevsim oluyordu? Bahar göremedik Mayıs, galiba. Mayıs. E, ıhlamur başlamadan hemen önce bitiyor. E, işte, Mayısla Haziran ortası kadar. ıhlamur ağaçları var. Baktım e, geçen gün birisi oradan bir şey topluyor. Tabii ben de meraklı olduğum için bakıyorum. Ne topluyorlar? Ihlamur <laughs> topluyorlarmış yolun kenarında. Ihlamurlar, akasya ağacı da her şeyde çoktur ama bu sene evde kaldığımız için Gençken ayrı Akasya'da tabii, kalamadık. tam mevsiminde dışarıda değildik. E, gençken e, bütün gençler sallanırken salıncaklarda akasyaları toplayıp toplayıp yerlerdi. Yani bu bahar atakları. Ne yapardık akasyanın ben çocukken hatırlıyorum. Emerdiniz. Böyle balını mı emerdik bir şey yapardık. Hanım eli gibi. Hanım eli gibi. Balı dibi emilir içerisindeki öz suyu alır. İşte zaten gerekli olan şey de hem yapraklarında hem o öz su da var. Vay ben, biz bunları hiç bilinçsiz yapardık. Ne bize faydalı ne sağlıklı hiç ne bil. Bilmiyoruz, çocuk işte onu böyle emiyoruz. Biri diyor, biz yapıyoruz. Çok güzel bir tarif. Yalnız şunun şeyini son bir tekrarlayalım. Bu kadar bardağı bir dikişte içecek mi? Yok gün içerisinde. Gün içerisinde, bir günlük bir şey bu. Evet, çünkü bu kuvvetli normalde. Yani bunu bir doz aşımı olarak uyguladığınız zaman bağırsaklarda ani hareketleri zaten hissedeceksiniz. Kimseye de dokunan bir ürün değildir. Bütün biz cüruf diyoruz aslında ya da por dediğimiz şeyler var. bağırsaklarımızda biriken diğer aldığımız gıdalardan biliyorsunuz her gıdanın hem şifası hem zararı var. Domatesin yani de var. Yani evde kaldığımız sürede mi yapalım bunu yoksa dışarıya gittiğimiz zaman yapmayalım. Şimdilerde tam zamanı iki gün sonra en uzun gün en kısa geceye giriyoruz. Oradan sonra biliyorsunuz devrim evet. başlayacak. O ekinoks dönemi içerisinde hem işte gezegenlerin konumu hem dünyanın konumu hem bilgi akışları bunları bir araya getirdiğinizde bence çok mükemmel bir ürün olacak ve herkesin yine kolayca ulaşabileceği ürünler yani ürün derken evde yapılabilecek şeyler yapamadıklarınızı da çok uygun fiyatlarda bulabilirsiniz, her yerde var bunlar. Berk Balbay çok teşekkür ediyorum şuraya kadar ki olan bilgiler için gerçekten Soran çok, olursa... çok farklı şeyler hazırladı, çok çalışkan çünkü ve üzerine çok çalışıyor konusunda gerçekten çok bilgili, çok geniş bilgileri, engin bilgileri olan arkadaşımız.